Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın konuklar, hepinizi selamlıyorum. Doğrusunu isterseniz bu şu ana kadar yapılan konuşmalar esasında konuşmayı amaçladığımız konunun birçok yönünü ortaya koydu. Tabii ki daha fazla konuşabilir, her katılımcı daha fazla şeyler söyleyebilirdi ama yani bir fotoğraf çekmek, nedir durumumuz diye bakmak bakımından söylenen şeyler söylendi gibi geliyor bana. Ben de onun için hani bunları da tekrar etmek istemiyorum ama belki size bütün bunların içinde olduğu bir başka perspektif üzerinden belki bir ne bileyim düşünme olana sağlayabilecek birkaç cümle söylemeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi şu, evet ekonomik kriz konuşuyoruz esasında ve ekonomik kriz yaşıyoruz da ama sanıyorum asıl yaşadığımız ekonomik kriz değil bence. Biz sosyal bir kriz yaşıyoruz, toplumsal bir kriz yaşıyoruz. Toplumsal kriz sadece toplumsal kriz de değil, toplumsal kriz siyasi bir kriz haline dönüşmüş durumda ve bugün ekonomik kriz olarak, reel olarak yaşadığımızı sandığımız, düşündüğümüz şey esasında bu krizlerin ortaya çıkış biçimlerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla da yani biraz hani bu tür bir toplantı için belki çok fazla iddialı olabilirdi ama bence bizim gibi ülkelerde ekonomi konuşurken mutlaka siyasetçi ve sosyolog da bulunması lazım gelir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de böyle baktığımızda ben hemen şunu söyleyeyim size. Yani beni tanıyanlar biliyordur. Ben bu dönem milletvekili oldum HDP'den ve işte yani deneyimim ne kadarsa işte birkaç aylık bir deneyimim var. Ama size hemen şunu söyleyebilirim. Türkiye'de herhangi bir biçimde ortak bir şey yapmak mümkün değil. Hiçbir kurumda değil. Yani meclise zaten değil. Hani onun içindeki bütün kurumlarda mesela regülasyon, Zülfü Hanım regülasyondan bahsetti. Doğrudur, regülasyon önemli. Ama regülasyon olamaz Türkiye'de. Yani objektif bir regülasyon olamaz. Bağımsız bir regülasyon olamaz. Aykut Bey rekabet kurulundan bahsetti. Ki benim yakından tanıdığım bir yapı. Şu anda tarafsız herhangi bir kurum gibi çalışmıyor. Aksine şu anda gördüğümüz kadarıyla mevcut iktidarın parçaları bunlar. Ve arkadaşlar esasında yani Tatyos beni konuşmadan önce epi başkalarını da sanıyorum etkilemeye çalıştı. Olumlu şeyler söyleyin, insanlar olumlu şeyler düşünsünler dedi. Ama yani ben olumlu bir şey söylemek benim için çok zor. Yaşadıklarımdan ve gördüklerimden dolayı ve yaşayacaklarımızla ilgili olarak düşündüğümüzde de daha da olumsuz bir şeyim var, perspektifim var. Gerçekten Türkiye çok garip bir yere doğru gidiyor. Yani bunun nereye doğru gittiğini belki abartıyor olabilirim. Yani bazılarınız benim abarttığımı düşünebilirler. Öyle bir huyum yoktur ama yani hani öyle bir yorum yapılabilir ama öyle böyle değil. Yani ben hakikaten işte Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Bütün partilerin temsilcileri orada tartışıyoruz. Herhangi bir ekonomik konu geldiğinde. Yani bu kadar ideolojik, bu kadar ne söylerseniz söyleyin fark etmeyen insanlarla birlikte olmaktan dolayı ben şahsen kişiler olarak azap çekiyorum. Yani hocam, siz orada. Evet, siz benden daha fazla çekiyorsunuz. Bir anekdot anlatayım. Yani hani şöyle son bedelli askerlikle ilgili olarak biliyorsunuz bir torba yasa getirildi. O da torba mıdır, çorba mıdır onu da anlamak çok zor. Çünkü içinde her şey var. Bu son geçirilen yasa da öyle. Torba yasada bedelli askerlik konuşuluyor. Ben de bedelli askerlikle ilgili bir öneride bulundum. Dedim ki ya işte genç işsizler diye bir kategori var askerlik çerçevesinde düşünülmesi gereken. Bunların oranı da ortalama %20-25'tir. Biz şöyle bir şey yapsak yani bu toplam katılımcı potansiyel ortaya çıktıktan sonra genç işsizlere mesela ne bileyim faizsiz kredi versek veya işte ne bileyim ben uzun vadeye yayılmış krediler versek biçiminde bir kolaylık getirsek. Çünkü burada dedim öyle bir garip durum var ki bu gençler paralar olmadığı için bu 15 bin lirayı ödeyemeyecekler ve dolayısıyla da bu haktan yararlanamayacaklar. Bu haktan yararlanamayacaklar için de işsizliğe devam edecekler. Çünkü askerleri yapmadığından dolayı iş bulamayacaklar. Dolayısıyla burada birbirini doğuran bir sorun var ve bu sorunu en azından onlar adına hani biz madem ki devleti temsilen bir karar vereceğiz burada bir kolaylık getirelim. İnanır mısınız karşımda bir AK Partili milletvekili baktı ve şunu söyledi.
Ama hocam dedi, siz dedi İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadınız dedi. Şaşkınlık içine girdim. Hakikaten nasıl oluyor bu ya? Nereden nereye geldik şimdi? Ne konuşuyorduk, ne konuşuluyor? Yani hakikaten böyle bir şey yani. Dolayısıyla da arkadaşlar, ben hakikaten biraz daha karamsar bir yerden siyasete bakıyorum ve hani sonunda bir şey söyleyeceğim tabii. Hani bu karamsarlığı aşmanın yoluyla ilgili olarak düşündüğümü söyleyeceğim ama yani ondan önce birkaç şey daha söyleyeyim konuyla ilgili olarak. Bir kere şöyle bir yerden başlamak lazım. Benim okumalarım en azından böyle. Katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum ama ben bizim toplum zaten bölünmüş bir toplum olduğunu düşünüyorum. Yani hani bölücüler var falan deniyor ya. Bence bu lafların çok bir anlamı yok. Çünkü zaten bölünmüş bir toplumda yaşıyoruz şu anda. Ve belki Cumhuriyet'in başından beri de böyleydik. Ama giderek daha fazla, özellikle burada ayrıntısına girmemin çok zor olduğu ama küreselleşmeyle ilgili gelişmeler insanların kendi kimliklerine doğru yönelmelerine sebep oluyor. Çünkü ulus devlet ortadan kalktıkça, ulus devletin sağladığı bağlar çözüldükçe ve uluslararası bağlar hani yerini alacak bağlar oluşmadığı için henüz daha öyle bir aşamada değil insanlık. Dolayısıyla insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar, kendi kimlikleri içinde daha rahat hissediyorlar ve dolayısıyla da kendi dillerini, dinlerini paylaştıkları insanlara daha yakın olmak istiyorlar. Böyle bir genel bir arka plan var gibi geliyor bana ve bunun sonunda da Türkiye'de kuruluşundan beri, yani bu Osmanlı bakiyesi bir toplum olarak farklı bir etnik kökenleri olan insan toplumunun ortak bir paydası oluşamamış Türkiye'de. Kemalizm buna çalışmış Allah için ama o da o günün şartlarında bence çok doğru tercihler yapmamış, öyle söyleyeyim. Hani tartışma açmak istemediğim için öyle söylüyorum. Dolayısıyla da buradan şuraya getirmek istiyorum. Bizim şu anda toplum olarak bir ortak biz üretmek, bir ortak yaşam ve paylaşım üretmek zorundayız gibi geliyor bana. Bu çok temel bir şey. Bunu yapamadığınız zaman olay şu hale geliyor arkadaşlar. Demokrasi diyoruz mesela. Demokrasi tamamen kimliklerin mücadele alanı olarak ortaya çıkıyor sandıklar. Çünkü toplumda kim çoğunluktaysa o alıyor zaten. Hangi kimlik daha geniş bir kitleye seslenebiliyor ise bu sandıkta onun iktidarı olarak dönüşüyor ve diğerlerinin de herhangi bir şekilde hani ortak yönetim vesaire, yani meclis vesaire anlamsızlaşıyor yani. Bugün için doğrusunu isterseniz, yani hani hakikaten demokrasiyi konuşacaksak bu demokrasi değil. Yani ben meclise birkaç defa bunu söylemek zorunda hissettim kendimi. Çünkü meclis farklı kimliklerin bir ortak iyiyi bulması için hani oluşturulmuş bir mekan ve bir mekanizma. Ama siz burada her şeyi biz belirleyeceğiz diyorsanız ve herhangi bir şekilde başkalarının da doğru söyleme ihtimalinin olduğunu düşünmeden karar verebiliyorsanız, o zaman burada bir sorun var demektir. Burada demokrasi değil, başka bir şey çalışıyor demektir. Kanaatimce Türkiye'de başka bir şey çalışıyor arkadaşlar. Yani nedir bu? Bence belli bir kimliğin mutlak egemenliğine doğru adım adım gidiyoruz ve burada bizim elimizde olan şeyler de çok sınırlı. Yani bu hani faşizm olur, bilmem ne, tek adam rejim falan, bunların hepsi tartışılabilir tabii kavram olarak. Ama benim hissettiğim şey şu, kendi gibi düşünmediklerini asla ve asla içlerine almıyorlar. Yani en son örnek geçen çarşamba günü, ya bu geldiğim çarşamba günü MHP bir öneride bulundu. Öneri şey, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılması önerisi. Öneri bu kadar basit yani. Bir komisyon kurulacak, araştırma yapacak vesaire. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak destekledik. İyi Parti destekledi. Cumhuriyet Halk Partisi destekledi. Ve yani umuyorsunuz ki artık, yani bir gerekçesi yok artık, Adalet Kalkınma Partisi'ne destekler diye umuyorsunuz. Fakat sonuna kadar, üstelik de MHP'ye rağmen sonuna kadar direttiler ve o sıradaki çoğunluklar onlara ait olduğu için yasayı yani bu öneriyi engellediler. Şimdi bu neydi esasında, neydi diye baktığımızda ben onu şöyle yorumluyorum. Şu demek, şunu söylemeye çalışıyorum. Biz iktidarız, biz her şeyi belirleriz. Dünyamız başka. Yani böyle hani bu fikirde iyidir, hani bunu da bir tartışalım falan değil, deme noktası ki bence en makul, yani ortak akıl dediğimiz böyle bir şeyi getirmesi lazımken böyle bir noktaya evrilmediler. Ve tam aksi
bütün şeyleriyle orada çoğunluklarını bastırarak, telefonlar ederek, bilmem ne, bir sürü insan geldi. Son anda baktık önergeyi engelledi. Şimdi dolayısıyla da bunu bir kere arka planda tutmak lazım. Yani ekonomi konuşurken bunu arka planda tutmak lazım. Benden önce konuşan arkadaşların esasında Türkiye'deki büyüme süreçleriyle ilgili söylediklere katılıyorum genel olarak. Yani iki büyüme sürecinden bahsetmemiz lazım. Birinci büyüme süreci bence de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz, demokratikleşme, reformist bir yönetim vesaire gibi şeylerle çok ilgili. Bunların yarattığı bir atmosfer vardı ve bu atmosfer esasında ihtiyacımız olan yüksek büyümeyi sağlayacak döviz akımlarını da sağlayabildi. Fakat 2009'dan sonra esasında hatırlayacaksınız 2008'de bir şey tartışması vardı. Bu teğet geçti geçmedi tartışması vardı. Evet, 2008'de belki teğet geçmiş gibi gözüküyor ama aslında bence bir yıl arayla bir bakıma biz krizi yaşadık. 2009'da yanılmıyorsam 4.7 civarında bir küçülme oldu. Yani 2009'da büyük bir kriz yaşandı ve krizden çıkmakla ilgili olarak hatırlayacaksınız G20'ler bir çıkış planı ortaya attılar ve bu esasında faizlerin düşürülmesi ve genişleyici politikaların sürdürülmesiyle ilişkin bir şeydi. Fakat bu senkronize bir karardı. Yani G20'lerin verdiği ve birlikte hareket etmeyi öneren ve hakikaten de öyle gerçekleşen bir süreçti ve bunun sonucunda ne oldu? Dünyada gerçekten dolar faizleri düştü, likidite arttı vesaire vesaire. Bunun içinde yaşayan Türkiye şöyle bir şeye kapıldı gibi geliyor bana. Ya bu 2009 krizinin, yani 2008 krizinden nasıl çıkılacağıyla ilgili olarak zaten hani iktisatçılar bir şey söylemiyor. Kafalarda karışık. Herkes bildiri yapıyor. Herkes genişleyici politikaları uyguladı. Ya biz de bunu yapalım diyerek esasında benim anladığım kadarıyla ekonomide sadece Zümrüt Hanım'ın bahsettiği ki bence de çok önemli bir şeydi, o düzenlemeydi. Döviz kazanmayan, dövizle ilişkisi olmayan şirketlerin döviz borçlanması, şirketleri ve kişilerin yasada öyle yazıyor. Borçlanması gibi hatalar yaptıkları gibi benim anladığım en önemli yaptıkları konulardan bir tanesi de ekonomide merkezileşmeyi sağlayan kararlar aldılar. Bütün bağımsız kurumları, hemen hemen bütün bağımsız kurumları, BDDK'dan Rekabet Kurumu'na kadar hepsi de, bunların hepsi ayrı biliyorsunuz kanunlarla kuruldu, bağımsız kuruluşlardı bunlar. Hepsini ilgili bakanlıklara bağladılar. Ve dolayısıyla da ki yani bir hesaba göre Türk ekonomisinin %60'ını etkileme gücü olan kurumlardan bahsediyoruz. Bu kurumların hepsini merkezi hale getirdiler. Ve kanaatince o dönemden itibaren hükümetin de kimyası bozuldu ve tamamen kendi kafasına eser biçimde ve kendi ilişkiler zincirinin ima ettiği çıkarlar çerçevesinde hareket etmeye başladı. Onun için mesela imalat sanayi önemsenmedi, tarım önemsenmedi ve imalat sanayinin tarımın gayri safi milli hasıl içindeki payları giderek düştü. Ne var varsa yoksa inşaat ve sonunda büyük bir borçlanmayla ve yeteri kadar döviz getiremeyen, döviz üretemeyen bir ekonomiyle böyle bir krizin eşiğine geldik. Şimdi kaç dakika var? 1,5. Ciddi mi? Peki bitiriyorum hemen. Yani buradan şuraya getirmek istiyorum. Şu anda bir arkadaşımız söyledi yanılmıyorsam hayal dünyasında yaşıyorlarmış gibi. Evet tamamen öyle. Ben şahsen öyle hissediyorum. Ve yani gördüğüm, konuştuğum insanlar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinden söz ediyorum. Bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Ve bu korkutucu bir şey esas itibariyle. Çünkü hiçbir meclise konuşulan ve gerçekten hani inkar edilmesi mümkün olmayan konuları dahi böyle bakıyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Dolayısıyla da tehlikeli yanı bu işin. Bence kendi iktidarlarını sonuna kadar sürdürecekler. 1,5 dakikam kaldı. Onu hemen kullanayım. Bire düştü. Bire düştü işte. Şöyle arkadaşlar, yani benim hissettiğim şey eğer önümüzdeki dönem, önümüzdeki seçimlerde yerel seçimleri kastediyorum. Eğer bir etki yaratamazsa muhalefet biz belki de son seçimi yaşamış olacağız. Bundan sonra seçim falan olmayacak.
Başka bir yere doğru gidecek çünkü Türkiye. Ve başka yere doğru gitmek de zorunda esasında. Yani bütün krize rağmen, ekonomik krize, evet arkadaşlarımız anlattıkları olacaklar, olacak bunlar. Ama ona rağmen iktidarı bırakmamak ve kendi vizyonları, ütopyalar her neyse onu gerçekleştirmek üzere iktidarda kalmanın her türlü yolunu deneyecekler. Bu benim hani daha önce de hissettiğim, biraz okumalarımdan öğrendiğim bilgiler. Ama işte 3-5 aydır ne kadar olduysa meclisteki yaşadığım ilişkiler de bana bu düşüncelerin doğru olduğunu ve çok tehlikeli olduğunu ve bu sebeple de yani siyasi konularda tabii ki farklılıklarımız var. Ama ben siyasi partilerin, muhalefetteki siyasi partileri kastederek söylüyorum, mutlaka ve mutlaka bu seçimlerde ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum. İşbirliklerine gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazanma olasılığı olan yerlerde başarısızlığa uğramasını sağlamamız lazım geldiğini düşünüyorum. Aksi takdirde böyle bir toplantıyı bile yapma imkanımız olmayabilir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.